Mitolojiyle ilgili olarak bu ülke, yani Bulgaristan, 3000 yıllık geçmişe sahip ve Bulgar Devleti'nin 40 yılını, evet 40 yılını canlandıran, son 40 yılını ele alan bir şey bu. Bütünüyle tarihsel bir filmde ülkenin mazisine atıfta bulunmamak imkansızdı. Filmin kendisinde onu bir rüya, yani bir hayal olarak tasarladık. Çocukların hayallerini süsleyen güzel bir Trakya kraliçesi olarak tasarlandı. Herkesin bir hayali olduğuna eminim. Ve aslına bakarsanız herkesin hayalini gerçekleştirebilmesini temenni ediyorum ve bu bakımdan asla yarın olmadığını, sadece bugünün var olduğunu fark ettiğimden bu yana artık eskiyi terk ettim. Ve tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Eğer merak ediyorsanız bunu nasıl gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Muhtemelen geceleri yatmak için saatini kuran tek kişi benim diyebilirim. Ve çaldığı zaman son verebilmek için yatağa gidiyorum. Çünkü benim rüyam gündüzdür. Yatağa girdiğimde de son bulurum. Sizinle şu anda konuşurken bile bu benim rüyamdır. Bir sevincim, yani size bir şey söyleyebilmek, bilmiyorum, faydalı olabilmek bir bahtiyarlıktır. Dediğim gibi milletimizin 3000 yıllık bir geçmişi var. Size şunu söyleyebilirim ki ben hiçbir şey yapmıyorum ve bir şey yaptığıma dair bir özgüven içinde de değilim. Sadece 3000 yıl öncesine dayanan zengin Bulgar tarihini yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Az önce de dediğim gibi yerli halkımıza Trak halkı denir. Ve Damascena kompleksinde gördüğünüz üzere o döneme ait, yani 2500 yıl öncesine dayanan tüm hazineleri, tüm tabloları burada sizler için sergilemiş bulunuyoruz. Ayrıca Bulgaristan'ın yeni tarihini tabii ki. Ve 400 yıllık bir geçmişi olan gül üretiminin gelişimini de aslında gözler önüne seriyoruz. Yani ben Bulgaristan tarihine vurgu yaptım ve onu yeniden canlandırdım. Bu çok önemli. Çünkü tarihi olmayan, tarihini bilmeyen bir millet nereye gittiğini de asla bilemez. Bir gerçek var ki gül yalnızca kızanlık bölgesi için değil, tüm Bulgar halkı için çok önemli. Çünkü gülün bizzat kendisi Bulgaristan'ın sembolüdür. Daha önce dediğim gibi, yaklaşık olarak 400 yıldan beri bizim gül yağ üretimimiz söz konusu. Gül işte bir sembol. Bulgaristan gülün ülkesidir. Ve güle giden yolun sadece güllerin güzelliğiyle ilgili değil, yani aynı zamanda dikenlerle kaplı olduğunu da size söylemek zorundayım. Filmin kendisinde de her şeyin, ne bileyim, eğlenceli olmadığını, bu gül efsanesini yeniden diriltmek için ısrar, irade ve karakterin gerektiğini göreceksiniz. Damascena, gül yağının üretildiği o gülün adıdır. Aslında size ilginç bir şey söylemek istiyorum. Gül yağı veren gülün ana vatanı Damask'tır, Şam. Ve dolayısıyla Damascena kelimesi de işte buradan gelir. Herkes zorluklar yaşıyor. Evet, herkes zorluklar yaşıyor. Ve burada Alman filozofu Nietzsche'den size bir anlatı yapmak istiyorum. Bizi öldürmeyen her şey bizi güçlendirir. Bu konuda size şunu söylemek istiyorum. Yani hayatımın dönüm noktası 10 yıl önce beynimde bir tümör olduğunu öğrendiğim andı. Bu benim için tabii çok büyük bir darbe oldu ve aynı zamanda da aslına bakarsanız
Bu büyük bir avantaj oldu diyebilirim. Ve bu avantaj bana çok basit bir gerçeği anlamamda, aslına bakarsanız yardımcı oldu. Beynimdeki bu şeyle ben yarınım, asla yarınım olmadığını fark ettim. Geçmişle yaşamıyorum. Ve bu yüzden şu, evet şu an için, bugün için yaşıyorum. Etrafımdaki insanlara, arkadaşlarımın çoğuna bu soruyu sordum. 24 saatiniz var. Yani yarın bu dünyada olamayacağınızı biliyorsunuz. Ne yapardınız? Tabii herkes kendince farklı cevaplar verdi. Siz de bu soruyu kendinize sorun şimdi. Bu soruya verilen her cevap doğru olacaktır. Ve benim de bu soruya cevabım şu anda ne yapıyorsam odur. Yani şu an sizinle konuşuyorum ya, bu fırsatı bulduğum için ben gerçekten çok mutluyum. Bu anı hissediyor ve bu an içinde yaşıyorum. Ve aslına bakarsanız her saniyeyi bu şekilde yaşadığınızda işler doğru ve yer yerinde olacaktır. Bu çok önemli bir soru ve onu gerçekten açıklamam gerekir diye düşünüyorum size. Çünkü bu filmin amaçlarından biri neden bu filmi yapmaya başladım. Evet, bu bizim, bakın, Türkiye ile çok ortak bir tarihimiz var. Bunun farkındayız. 500 yılı aşkın bir süre biz beraber yaşamışız, hep birlikte. Ekonomik ve siyasi gelişimimiz de hep birlikte olmuş. Ve ben bu filmin, yani kısaca söyleyecek olursam, Türkiye ile Bulgaristan arasında bir köprü olmasını istedim. Bilindiği üzere 80'li yılların sonlarında, tam olarak 89 yılında siyasi ve etnik bir gerginlik yaşandı ve ben bu sürecin çok büyük felaketler yaşanmadan sonlanmasına sevindim ve bunu filmde de zaten gösterdim sizlere. Tekrar ifade etmem gerekirse bu film Bulgaristan'dan Türkiye'ye gönderilmiş bir mesajdır aslında. Biz komşu iki ülkeyiz ve birbirimize saygı duymak zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Bulgaristan'da son 30-40 yıl boyunca Türkiye tarihiyle ilgili pek bir şey bilinmediğini gördüm. Türkiye'de Bulgaristan'ın bu yıllardaki tarihsel ve ekonomik gelişiminin ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden filmle, Güller Ülkesi Damascena filmiyle Türk izleyicisine, Türkiye'ye karşı iyi duygular besleyen bir millet olduğumuzun mesajını açıkça vermeye çalıştım. Film için birlikte çalıştığımız ekip çok iyiydi. Yani iyi işler çıkarıyor ve birbirimize karşı gerçekten çok saygılıyız. Bu film, yeniden söylüyorum, iki ülke arasında bir köprü olmasını temenni ettiğim bir film. Bu konuda beni Türkiye'de bir film yayınlamaya götüren sebep iki halkın birbirine karşı yakınlaşacağına olan inancım. Bu Türkiye'de yayınlanan ilk film ve eğer bunu başarabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Buna inancım sonsuz.